Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane TS Code skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün saktayız arkadaşlar. Şöyle mikrofonumuzu düzelttik. Birazcık da kendimizi de düzelttik. Düzeltelim. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Case Hakta arkadaşlar çok güzel bir tane çekilişimiz var. Aşağıda açıklamadan katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir tane bıçak veriyoruz. Bu bıçağa çekilişine katılabilirsiniz. Aşağıda açıklamada link var arkadaşlar. 100 kişi de açıklanacak. 1500 dolarlık bir bıçak veriyoruz. Şimdi biz bugün bir kasa savaşı açıp arkadaşlar şeye girelim katlamaya başlayalım. Şöyle bir saçımızı başımızı toparladık. Valla arkadaşlar inanılmaz işim var. İnanılmaz ya gerçekten oraya koşturuyorum buraya koşturuyorum. Editörlerimiz ağlıyor abi video abi video. Yok video ne yapayım ne yapayım valla kardeşim ya ne yapayım ya valla. Bu çocuk ne yapsın ya? Gerçekten bu çocuk daha ne yapsın ya? Valla ona koşturuyorum. Şu vize işleri beni mahvetti. Şu vize işleri beni mahvetti. Şu vizeyi bitirdim miydi? Arkadaşlar çok pis rahat ayaracağım. Şimdi arkadaşlar biz şöyle 1500 dolarla başladık. Vize işleri için arkadaşlar ona evrak ayarla, buna evrak ayarla, şunu ayarla, bunu git. Bir de spora da gidiyorum. Yani spor işi de insanı bayağı yoruyor. Ama spora gitmek zorundayım. Çünkü spora gitmezsem arkadaşlar e ne oluyor biliyor musunuz? Mutsuz oluyorum. Vallahi spor bana mutluluk getiriyor abi. Ben sporu hiçbir zaman bırakmayacağım. Özellikle arkadaşlar kickbox benim aradığım buymuş ya. Valla arkadaşlar bak çocukken bana şey yapacaklardı ya. Böyle kickbox kursuna göndereceklerdi. Şu an var ya Türkiye'nin, evrenin, kainatın en büyük kickboxçusu olacaktım. Gökhan Saki. Abi inanılmaz bir adam. Yani ikinci Gökhan Saki, Fatih Saki geliyordu yani. Fatih Saki diyeceklerdi yani. Gökhan Saki'nin oğlu diyeceklerdi buna. Ya ama Gökhan Saki de birazcık şey kalır ya. Ne denir abi? En büyük boksçu kim diye. Ha Mike Tyson'ın oğlu falan diyeceklerdi ya da Mike Tyson'ın babası diyeceklerdi. Bunu bilerek abartıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok tabii ki. Onlar onların yanında biz kimiz tabii de Arkadaşlar ama mesela şeyi izliyorum bu Kaan Kazgan'ın falan şeylerini Instagram'da karşıma çıkıyor. Abi diyor ki işte Mike Tyson'ı şey alır diyor. Abim alır diyor falan filan. Yalmaz. <laughs> Hayal dünyasında yaşıyorlar. Hani şakasına da söylemiyorlar. Hani ironi yapsalar anlarım abi. Ama yani inanılmaz derecede onları arkadaşlar hak etmeyen bence hak etmiyorlardı yani o Kaan Kazgan falan hani o popüleriteyi bence hiç hak etmiyorlardı. Yani o popüleriteyi mesela Gökhan Seki hak edebilir mesela Avatar Hakan da güzeldi ya Avatar Hakan mıydı yok lan Atakan Atakan da güzel yani böyle daha böyle güreşçiler falan da var da bence güreş birazcık şey ya. neydi basic kalıyor ya. Hani basic değil de. Basic değil. Güreş çok zor bir spor abi de. Hani güreş şey vermiyor abi. Hasar vermiyor diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum abi. Çok fazla şeyim yok da. Güreşçi arkadaşlarım var. Onların anlattığı kadar hani bir kickboksçu mu yoksa bir güreşçi mi? Tabii ki de kickboksçu diyorlar. Onlar güreşçi olmasına rağmen. Neden? Çünkü kickboks'ta hasar var yani. Bir tane yumruk yedin miydi bitiyor abi. Ama güreşte abi sağa atıyorsun, sola atıyorsun. Hani söyledim dedim abi güreşçisin sen aldığın yere çıkartamadın yani. Adamı çıkartmazsın falan filan. Öyle değil diyor ya. Hani çok büyük hasarlar verilmiyormuş galiba. Ben bilmiyorum bak. Güreşçi arkadaşım söyledi yani. Ama mesela kickbox mu MMA mı? Tabii ki de MMA. Yani bir kickboksçuya yani 3 tane kickboksçuyu bir MMA'cı bitirebilir mi? Amatör ama. Amatör kickboksçuyu bitirebilir ya. Ama 3 tane MMA'cı amatör profesyonel bir kickboksçuyu bitirebilir mi? Yani değişir ya. Abi dövüş çok güzel bir spor ya. Vallahi çok güzel bir spor. Keşke daha öncesinde tanışmış olsaydım ya. Hani şey bir tane Instagram storiesi var ya hani diyor ya yani yarın bir gün ölürsem diyor Allah'ın karşısına çıkarsam lan ben sana çok güzel keman çalman için el verdim hani parmak verdim sen o kemanı niye çalmadın o kemanı niye kullanmadın derse ben ne diyeceğim diye, diye bir story var ya aynı öyle ya ben sana çok güzel böyle şey verdim ama sen niye denemedin niye bir şekilde şey yapmadın derse yani o şey yani o yüzden. Yani o yüzden hani kendi şeyinizi bulmanız lazım ya. Kendinizi mutlu edecek şeyi bulmanız lazım. Ben mutluyum ya bugün. Vallahi mutluyuz arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>